Arabayım, koy sesi. Yıllardır Mannheim'de öğretmenlik yapan Ümit Arabacı, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hostad Astrid Lindgren İlkokulu'na müdür olarak atandı. Arabacı, Baden-Württemberg eyaletinin ilk Türk kökenli müdürü olarak yeni gurur kaynağımız oldu. İlkokula müdür olarak tayin edilen Ümit Arabacı, %70'i Türk olan ve toplam 150 öğrencisi bulunan okuldaki görevine başladı. Sayın seyirciler, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Mannheim şehrinin Hochstedt semtindeyiz. Hochstedt'te ilk defa bir Türk asıllı okul müdürü tayin edildi ve kendisi Ümit Arabacı şu anda yanımızda. Ondan bu başarısıyla ilgili bilgiler alacağız. Evet Sayın Arabacı, ilk defa bir Türk asıllı Almanya'daki bir ilkokulda müdür oldunuz. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz öncelikle? Vallahi çok mutluyum. Bu biliyorsunuz 2006'da müdür yardımcılığına atanmıştım. Fingsberg Schule'de, Mannheim Fingsberg semtinde. Ve 6 sene geçtikten sonra bu sene müdür olarak atanmak kısmet oldu. Atandıktan sonra görevime çarşamba günü yeni başladım. Ve buradaki bütün vatandaşlara, öğrencilere hepsine hayırlı uğurlu olsun diyeceğim. Artık hep beraber burada okulu öğrencilerimize faydalı ve destek vermeye burada elimden geldiği kadar çalışacağım. Tabii bu da sadece benim çalışmamdan olmayacak. Velilerin de bu çalışmaya davet ediyorum ve hep beraber çocuklarımız için, geleceği için bir şeyler yapmaya meydan açıldı. Evet, okulunuz hakkında biraz bilgilendirir misiniz bizi? Kaç öğrenci var, kaç öğretmen var? Evet, okulumuzda 18 öğretmen olup ve bunların belediyenin tam günü okulu olduğu için belediyeden de destekleyici, yardımcı elemanlar geliyor. Hepimiz 22, yani okulda çalışan eleman sayısı 22 civarında oluyor. Ve o öğrenci sayısı 150 öğrenci civarında. Bunların %70'i Türk asıllı olduğunu biliyorum. Okul 1969'da ilk defa inşa edilmiş ve bundan 3 sene önce 40 senelik yaş gününü kutlamış. Yani 40 senelik bir okul ve bundan 2004 senesinde galiba yeni restore edildi. Okulun gördüğünüz gibi dışarıda binaları, yeni mensası, yani bu yemekhane bölümü yeni açıldı. Ve okul yani iyi bir durumda. Bu iyi bir durum olan bir okulda öğrenciler de tabii severek okula geldiğini düşünüyorum. Okulun da ilginç bir ismi var. Astrid Lindgren Schule olarak. Bu Astrid Lindgren biliyorsunuz Pippi Langstrumpf'ı yazan bayan. Onun arkamda da çerçevede bulunan resmi var. Pippi Langstrumpf. Ondan ünlü oldu zaten kendisi, Astrid Lindgren. Ve Astrid Lindgren ve de Pippi Langstrumpf'un bulunduğu binanın Villa Kundabund olmasıyla beraber bizim okulumuz da Kundabund, yani rengarenk bir okuldayız. Okulun dışarıdan baktığınızda renkleri yeşil, kırmızı, mavi, sarı, bütün renkler okulda mevcut. Ve okul sınıflar bile Pippi Langstrumpf'un şeyine göre, evet Astrid Lindgren'in romanlarda geçen isimlerle belirli. Evet, buradaki Türk vatandaşları sizin başarınızda gurur duyuyor muhakkak. Fakat buradaki sizin okulunuzun özelliği anladığımız kadarıyla tam gün okul olması. Evet. Ve bu Güney Mannheim'de, yani Mannheim'in güneyinde ilk defa böyle bir okul var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Astrid Lindgren Schule ilkokulu olarak Mannheim'in güneyinde ilk tam gün ilkokulu olarak açan bir okul. Ondan sonra Mannheim'in kuzeyinde ve Mannheim merkezinde yavaş yavaş tam gün ilkokulları da açıldı. Ama bizim özelliğimiz Mannheim güneyinde, yani Rheinau, Seckenheim, Fingsberg, Friedrichsfeld, işte bu Mannheim'in güneyinde kalan okulların ilk ve tek tam gün ilkokulu olma özelliğimiz var. Bu da tabii öğrencilerin her semtten buraya gelme imkanları oluyor tam gün okulu olduğu için. Evet, aynı zamanda Türkçe dersi de veriliyor okulunuzda.
Bu konudaki çalışmalar ne durumda? Onu öğrenebilir miyiz? Evet. Konsolosluktan gelen bir Türkçe dersine gelen bir öğretmenimiz var, Şinasi Bey. Şinasi Bey haftanın iki günü buraya gelip diğer öğrencilerin din dersi olduğu saatlerde Türkçe dersi vermektedir. Ve bu Türkçe dersi de yoğun bir kitle öğrencilerden beraber ziyaret ediliyor. Peki okul müdürü olarak bu bölgede yaşayan Türklere mesaj olarak ne vermek istersiniz? Valla mesaj olarak benim burada bulunmam bile yeterli. Yani veliler de biliyor ki buraya bir Türk asıllı bir müdür atandığını, velileri daha önce bilgilendirme geceleri yaptığımızdan, okul aile birliğinden beraber çalıştığımız bilgilendirme geceleri yapılmıştı. Finksberg'de olsun, burada Hochstedt'de olsun. Velilerin çoğu beni tanıyor ve benim şu anda burada bulunmamın varlığı öğrencilere bile yeterli. Yani onlar da görsün ki biraz ders çalışmaktan, biraz gayret edip de bir işin peşinden peşini bırakmamak suretiyle insan bir zirveye ulaşabiliyor. Yani ben buraya gelmekten çok mutluyum ve buradaki bütün öğrencilere, velilere, sade yani Türk kökenli değil, bütün çeşitli ülkelerin öğrencileri burada mevcut ve hepsine burada tabii yardımcı olma çalışacağız. Ağlığım Almanca dersi üzerine ve buraya gelmemin düşüncesi de şu: ortaokul yani Hauptschule ve Realschule'ye geçen öğrencilerin çoğu, yani gimnazyuma ulaşamamış, Realschule'ye ulaşamamış öğrencilere bakıyorum. Çoğunlukla yabancı kökenli. Bunların Almancası yetersiz olduğundan çocuklar daha yüksek okullara başaramıyorlar. Onun için buraya ilkokula gelmemin bir sebebi de o oluyor. Yani öğrencilere kökünden Almancayı öğretip, bunlar 4. sınıfı burada bitirdikten sonra inşallah ileride gimnazyuma, Realschule'ye gitme imkanları bulunur. Mannheim ve çevresi Okul Aile Birliği Başkanı Zeki Polat ise arabacının müdürlüğünün çok geç kalmış bir başarı olarak yorumladı. Sayın seyirciler, şimdi yanımızda Mannheim ve çevresi Okul Aile Birliği Başkanı Zeki Polat var. Kendisinden görüşlerini alacağız. Evet Sayın Polat, Ümit Arabacı Almanya'da ilk defa bu bölgede bir okul müdürü olarak atandı. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz öncelikle? Şimdi öncelikle bu tabii Türk toplumu olarak bizleri memnun ediyor. Ayrıca Ümit Arabacı çok geç kalmış, müdürlükte çok geç kalmış birisi. Çünkü kendisiyle yaklaşık 14 yıldan fazla bir zamanda tanışıyoruz. Kendisi aynı zamanda bölgedeki Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ve burası oldukça büyük bir Milli Eğitim Müdürlüğü. Burada yabancı kökenli öğretmenlerle bir beraber iş yapıyorlar ve bu bölümün de aynı zamanda sorumluluğu Ümit Arabacı'nda, hem organizatör olarak çalışıyor hem de bunun yanında Okul Aile Birliği'yle, yani şöyle tanımlayabilirim, Ümit Arabacı 24 saat Türk toplum için çalışan bir müdür. Özellikle yani bu hepimizi çok çok memnun etti. Bugüne kadar Okul Aile Birliği'nde de olsun, yani 24 saat ne zaman herhangi bir işimiz düşse, gerek Alman eğitim sistemi içerisindeki problemler, gerekse çocukların ileriye yönelik neler yapabilirler gibi problemlerde her zaman bizlere bilgilendirme, önder olmuştur. Bu yüzden kendisini çok çok kutluyorum. Özellikle sadece müdür olarak kalmamasını, ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yükselmesini de özellikle bekliyoruz. Çünkü kendisi bunu hak ediyor. Evet, Okul Aile Birliği dediniz. Okul Aile Birliği ile Ümit Arabacı'nın yapmış olduğu çalışmalarda örnekler verebilir misiniz? Şimdi özellikle velilere Alman eğitim sistemi hakkında bilgilendirme veriyoruz. Veyahut da kültürel etkinliklerimiz oluyor. Bu zamanlarda Ümit Arabacı özellikle hem Türk toplumuna, Türk öğrencilerine örnek teşkil etmesi açısından, hem de Almanya'daki kanunların ne şekilde işlediği veyahut da velilerin ne şekilde davranması gerektiğini, okullardaki problemler nedir, öğrencilerdeki problemler nedir, o konuda sürekli sağ olsun bizden ücret almadan sürekli bilgilendirme toplantılarına katılıyor. Yani yaklaşık ayın 4-5 gününü bizimle geçiriyor diyebiliriz. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum Ümit Arabacı'ya. Aynı zamanda yeni görevinde başarılar diliyorum. Tabii onun da sadece burada değil, yakında bizim Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müdür olarak da görmek istiyoruz. Sağ olun.